Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli Hasan vekilimizin ailesine ve kendisine başsağlığı diliyorum. Gruba da büyük bir metanet diliyorum. Bugün AFAD'la ilgili olarak söz almış bulunmaktayım grubum adına. Bugün AFAD'la ilgili olarak deprem öncesinde ve sonrasında neden bir terk edilmişlik yaşadığımızı, neden bu bir ızdırap içerisinde olduğumuzu ve bunu yüreğimizde yaşayan insanlar olarak neden bir terk edilmişlik içerisinde olduğumuzu sizlere biraz anlatmaya çalışacağız. Biraz da AFAD'ın bütçesinden bahsedeceğim. Bugün Hatay'da 177 bin konteyner kentte 51 421 hanede yaklaşık 200 bine yakın yurttaşımız konteyner kentlerde kalıyor. Kendilerine bireysel olarak verilenler de dahil olmak üzere 200 bin yurttaşımız var. Bu yurttaşlarımız bazıları ise evet çadır kentler yok ama çadır kentlere kalmak zorunda olan insanlar var. Çünkü kira yardımı ve 3 bin lira olan ev sahiplerine ise 5 bin lira tutarında olan bu miktarı verildiği için yurttaşlarımız ya barakada kalmayı ya da çadırda kalmayı tercih ediyor. Şimdi soruyorum buradan AK Parti iktidarı, depremzedeleri neden evi az hasarlı olan veya hasarsız olan veya ağır hasarlı olan diye ayırıyor. Bütün depremzede yurttaşlarımız hak sahibi olmalı. 10. ayın sonunda da biz bölge insanları, bölgenin milletvekilleri olarak burada oturan bizim AFAD Genel Başkanımızı veya kurum müdürlerimizi bir konteyner bulabilmek için aramak zorunda kalmamalıyız. AFAD bu eksikliklerini ortaya koyarken bunun dışında bütçe kalemlerine bakmak istiyoruz. 2022 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2 milyon 342, 23'te 1 milyon küsür, 24'te ise 10 milyon lira kaynak aktarmış. Şimdi buradan sormak isteriz. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar kimlerdir? Biz depremzedeler kalıcı konutlarımızı beklerken, Hatay'da 260 bine yakın konut ihtiyacı varken, siz 33 bin ihale yaptıysanız, Ocak ayında da 5 bin, 6 bin veya inşallah 10 bin diyoruz. Eğer teslim edilecekse o halde 10 milyon 425 bin liralık kaynak hangi kuruluşlara aktarıldı, biz bunu bilmek istiyoruz. Biz diyoruz ki esnafın borcunu ötelemeyin, silin. Belenin, kavşağının, yolun Antakya'ya kadar ne zaman yapılacağını size soruyoruz. Eşya yardımları nerede diyoruz. Mükellefler için tuttuğumuz tutanaklarda zayi olan malların bedeli nerede diyoruz. Ama siz bize diyorsunuz ki biz 10 milyon 425 bin lira biz bütçeden bir kurumlara, hayır kurumlarına kaynak aktardık diyorsunuz. Şimdi en yüksek payı alan AFAD bu bütçede 671 milyar. Ancak 2025'te çok merak ediyorum, %97'ye tekabül edecek bir oranda bir azalış gösteriyor. Neden? O halde mantıken şunu düşünmeye çalışıyorum. Acaba 2024 yılında siz her şeyi bitirmiş mi olacaksınız? Yani 2024'te her şey Türkiye'nin %70'inin aktif fay hatları üstünde olan deprem bölgesi olan Türkiye'de AFAD 2024'te her şeyi bitirmiş mi olacak? Çünkü buna biraz çekinceli bakıyorum. Bunu yine AFAD'ın kendi faaliyetleriyle alakalı yapmış olduğu raporlardan sizlere örneklemek isterim. Lojistik, koordinasyonsuzluk, bütçe arasındaki plansızlık, iş gücü arasındaki plansızlıkları kendi faaliyet raporlarında zaten kendi itiraflarını AFAD kurumu yapmış oluyor. Değerli arkadaşlar, 10. ayın sonunda şu an herkes diyor ki çadırlarda kimse yok. Özür dileyerek söylüyorum, işte burada. Çadırlar içerisinde böyle bir yaşam var. Bu da konteyner kentlerdeki yaşam. Üstünde tente yok, oluk yok, trapez, saç yok.
Bunları yapmalısınız. Bunları bir an evvel yapmalısınız. Çünkü bizler yerleşik yaşamı olan, hepimizin işi gücü olan insanlarız. Burada oturan bir arkadaşımızın elhamdülillah çok şükür biz her şeyi fazlasıyla yaptık. Açta açıkta kimsemiz yok. Koli koli değil paket paket verdik diyebilecek bir hata yok sizin gözünüzün önünde. O bakımdan söylediğiniz her bir şeyin gereğini sizden yapmanızı istiyoruz. Ve son söz. Hatay, biz buradaki tüm kurum müdürlerimizle, çok da açık samimiyetimle söylüyorum, valimizle, kaymakamlarımızla, bakanlarımızla depremi biz siyaset üstü görüyoruz. Bir siyaset malzemesi yapmıyoruz. Ama bugün Sayın Bakanım, Hatay Valiliği'nin lütfen internet sayfasına bakın. Size şunu söylemek isterim. Sayın Yıldırım Kara, lütfen tamamlayın. Son. Devletin hiçbir kurumunun siyasi partiler arasında bir taraf tutamayacağını ve hizmetin herkese eşit olacağından yola çıkarak bir siyasi partinin yapamaz. Siyasi partiyle alakalı herhangi bir propagandaya sebep verebilecek internet sayfasında bir paylaşımı dolaşıma sokamaz. AK Parti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Hatay Valiliği'nin yapmış olduğu bu propagandayı buradan eleştiriyorum ve kırıyorum. Çünkü şehrimizin hamasi nutuklara değil sahici yardımlara ihtiyacı var. Burada yaşananları görmeden, tecrübe etmeden söyleyeceğiniz her söz havada kalmaya mahkum olacaktır diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum ve bütçenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.